Dolu bildiğimiz gibi katı şeklinde olan buz biçimindeki bir yağış tipidir. Yağış yağmur gibi sıvı özelliğini kaybetmiştir. Büyük dolu taneleri tarlalara, araçlara ve çevreye insanlara oldukça zarar verebilir. Dolunun boyutları 5 mm'den 15 cm'ye kadar olabilmektedir. Dolu kümülönümbüs denilen bulutların altında oluşmakta yıldırım fırtınası merkezine yaklaşık olarak 3 kilometre uzaklığa kadar etkisini gösterebilmektedir. Hortumlar olduğu gibi yukarı doğru yükselen sıcak ve kuru hava yukarıda donma derecesi veya altına ulaşmış hava akımına girmesinin ve ardından da aniden soğuması ile uzun süre bulutların içinde nemlenme sonucunda dolu taneler oluşur. Kısaca özetlemek gerekirse sıvı yağmur damlaları bulutların içindeki hava akımlarının etkisiyle yükselmeye ve dönmeye başlar. 0 ile 40 derece, eksi 40 derece arasındaki hava ile karşılaştıklarında ise aniden donmaya başlayıp yere doğru düşer. Bu taneler bulutun içinde ne kadar fazla gezinirse, yeryüzü atmosferinin üstündeki sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa o derece üzerinde biriken katmanlar da artacaktır. Dolunun üzerindeki katmanların artması dolunun daha büyük olmasına sebep olabiliyor. Zamanla ağırlaşan dolu taneleri yer çekimi sebebiyle aşağı doğru hareket etmeye başlarlar ve yere inmeye başlarlar. Bazen kartaneleri de soğuk hava cephesinden geçerken doluya düşe, dönüşebilmektedir kışın. Fakat onların boyutları büyümeyeceği için çevreye zarar verecek şekilde olmaz. Ama bu videomuzda da gördüğümüz gibi yaz ve bahar doluları daha şiddetli olup araçlara, evlerin camlarına, çatılarına, insanlara, meyvelere, ağaçlara, sebzelere de oldukça zarar vermektedir. En tehlikeli dolular genelde Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında yaşanan dolulardır. Ülkemizde genellikle dolu yağışı yaz aylarında, bahar aylamlarında çok gözlenir. Özellikle 2017 yılı Temmuz ayında İstanbul'da yaşanan dolu yağışı 80 bin araca zarar vermiş, yüzlerce ağacı da. Ee, devirmiştir Aynı yıl 2019'da e, Yine benzer bir dolu olayı Çorum'da da yaşanmış e, Buğdaylara, meyve, sebzelere Ve araçlara e, Çok fazla zarar vererek Oldukça e, Hasar verici bir etkisi Olmuştur